Evet arkadaşlar, şimdi bunları çardağımızın dört köşesine çakacağız ve şunların da içine geçireceğiz. Direkleri sabitlemiş olacağız bunlarla. Onun için dört tane kazık hazırladım. Dün malzemelerini getirmeye başladık. Söyle. İnşaata başlıyoruz. Maşallah çardağımızın divanını da yaptık. Tamamdır. Çardağımızı bitirdik, biz de bittik. Allah güle güle oturmayı, gölgelenmeyi nasip etsin. Direkler çıktı yalnız, akşam oldu. Kaçmamız lazım. Şu şeyleri al üstüne hem de. Masayı bunun üstüne koyalım. Döşeme yapıyorum. Taş döşeme armut kaldırım. Armut kaldırım da taş safhada. Bahçemizi suladık. Armut kaldırımımızı da yaptık. Tamam, lakır lakır içeyim mi? Yoruk yemesin bayramı, lakır lakır içer ayranı. Evet arkadaşlar, misirlerimizi suladık. Şimdi misirlerimizi çapalayacağız. Aynı zamanda şimdi su buradan akıyordu. Suyu ortadan akıtıp darıların diplerinde dolduracağız bu şekilde. Arasındaki yabani otları da alıyoruz. Yarısını buraya çekeceğiz. Aynı şekilde buradaki yabani otları da alıp düzleyeceğiz. Hem çapa yapmış oluyoruz hem karış açmış olacağız. Diplerini de böyle dolduracağız. Bir dahaki su bu aradan gidecek. Kamil Hanım. Üçer dörder atılan dallar hepsi çıktıysa bunların bazı ikişer tanesini bırakıyoruz. Diğerlerini koparıyoruz. Gördüğünüz gibi seyretme yapıyor. Aslında burada sabahları bülbül sesi oluyordu ama şimdi maalesef karga sesleri var. Kargalar gün batımına doğru yuvasına dönüyor. Şöyle göstereyim. Bunları da dolduralım. Bunlar da tatlı kabağı bak. Bunlar da tatlı kabağı. Kırmızı mı bunlar, beyaz mı? Beyaz. Ak kabak. Tatlı kabağı, şeker. Evet, bunlar da ak kabaklarımız. Kocaman kocaman oldu. Geçen çektiğimde çok küçüklerdi. Bu sefer bayağı. Aslında ona başka bir şey deneyelim ama. Neyse. Ben söyleyemiyorum onu kibarlıktan. Size söyleyeyim mi? Ayıp olur mu? Kuvvetli mi bunlar? Yani. Arkadaşlar, bu gördüğünüz
yan dallarda mısır olmaz. O yüzden bu mısırları dibinden almamız gerekiyor. Mısırların yanında böyle asalak dallar çıkıyor. Bu asalak dalları almamız gerekiyor. Yoksa mısırın kuvveti bunlara da gidiyor. Sömekler şeyler yeterli beslenemez. O zaman mısırlarımız daha güzel olacak. Daha güçlü olacak. Bak şurada görüyorsunuz kocaman olmuş. Bunlar mısır da yapmıyor arkadaşlar. Bak 4 tane yapmış bir dal. Biliyor musun? Toprak verimli olduğu için asalak dal çıkıyor. Ama her dalda olmuyor bak. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. O da değişik bir şey. Bunlara da yapışık ot diyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman çok insan üzerine yapışan, rahatsız eden bir şey. Bunları da çapalarken yok ediyoruz arkadaşlar. Hay maşallah. Çiçek görüyoruz buna. Çiçek açmış yani, çiçeği bu. Ay, mısırlar nereye çıkmış? Şöyle baktığınız zaman 1 metreyi geçmişler boyları. Türkü söyleyelim mi? Bağa gel. Bostana gel vay vay. Hile gel, destana gel. Bostan kazıyoruz bak değil mi? Burada bu türkü söylenir. Bunlar börülce. Şunlar? Bunlar karpuz. Hı, şöyle doldurmaya fazla. Şunlar kavun. Kavunları doldurabilirsiniz. Büyükleri dolduruyoruz. Biberlerim. Domateslerim. Organik yiyeceğiz. Bunu organik hissettim, hemen bunu değil. Mısırlarımızın bir boyu büyüdü, bir boyu daha küçük. Kabaklarımız döküyor. Bunlar yemek kabakları. Çok ekmiyoruz kendimize göre. 2 tane. Onda da var. Döküyor. Evet arkadaşlar, bugün çardağımızı bitirdik. Şöyle size yaptığım kayısı aşısını göstereyim. Gördüğünüz gibi bu sene yapılan kayısı aşısı 70-80 santim boy attı. Büyüyor. Tam bunu yapacağız. Ağaçlarımızı ektik. Onlar da meyveye döndü. Cennet hurması, zünnap vesaire. Çok ağacımız var. Çok 30 kadar ağaç var. Soğuk suyumuz var. Tulumamızı çeksene be. Çok güzel suyumuz var. Harika bir suyumuz var. Ondan sonra cazıma. Bro. Bro.